Evet arkadaşlar, 11. sınıf kimya dersinin 17. adımına geldik. Adımımızda giriş yapıyoruz. Kimya 12'yi seçtik. Evet, adımımızın adı derişim birimleri. 2 olarak geçiyor. Diğerlerine devam ediyoruz. Molalite denilen birimimiz var. Derişim birimimiz çok lazım olacak ilerideki konularda bize. Onun için önemli bir derişim birimi. Molaritede gençler bir formül var. 1 litre çözeltide çözülmüş maddenin mol cinsinden miktarına molarite deniyor. Büyük M harfiyle gösteriliyor. Molarite eşittir M bölü V şeklinde ifade ediliyor. Çözeltinin hacminin birimi bu mutlaka litre olmak zorunda. Çözünenin zaten mol cinsinden olduğunu söylemiştik. Birimi de molar olarak ifade ediliyor. Hemen örneklerde görelim arkadaşlar. 8 gram NaOH katısının çözülmesiyle 2 litre çözelti hazırlanıyor. Buna göre çözeltinin molaritesini bulunuz diyor. Molarite eşittir M bölü V'den hemen formülde yerine yazacağız. 8 gramın kaç mol olduğunu bulalım. NaOH 40 olduğuna göre 8 gramı 0,2 moldur. Hemen molünü yerine yazdık 0,2. 2 litrelik çözelti var. Böldüğümüz zaman molaritesinin 0,1 molar olduğu açığa çıkacaktık arkadaşlar. İkinci olarak arkadaşlar molarite sıcaklığa bağlıdır. Çünkü sıcaklık arttığında genleşme olacağı için çözeltinin hacmi artacaktır. Dolayısıyla da molarite değişecektir. Başka bir örnekte 28 gram potasyum hidroksit kullanılarak, KOH kullanılarak hazırlanan çözeltinin derişimi 1 molardır. Çözeltinin hacmi ne kadardır diye sorulmuş. Formülde yine yerine yazıp hacmi bulacağız. Yalnız burada bulacağımız hacim litre olacaktır. Bizde ise mililitre istiyor. Dönüşümlerini yapacağız. Önce şunun kaç mol olduğunu bulalım. 56 gram yarısı olduğu için 28. 0,5 moldür. Molünü bulduk. 0,5 mol. Karışımın molaritesi de 1'miş zaten. Hacmini bulalım burada hemen. Hacmi de V eşittir 0,5 olacaktır. 0,5 litredir. Bunu mililitreye çevirecek olursak 500 mililitre hacme sahip olacaktır arkadaşlar. Bu sorumuzun da cevabı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü soru var. Gramını sormuş bu sefer. Gramını bulabilmek için açık SO4'ün molünü bulmamız lazım. Molaritesini ve hacmini vermiş. Gramını soruyor. Bir 0,1 molar 3 litre H2SO4 sülfürik asit çözeltisinde kaç gram H2SO4 çözülmüştür demiş. Hemen molarite eşittir M bölü V'den yine. Molünü bulalım. 0,1 eşittir. M bölü hacimde 3'tür. Molü 0,3 mol oldu. 0,3 molü bulduğumuza göre buradan gramına geçebiliriz. 1 molü kaç gramdı H2SO4'ün? 98 grammış. 0,3 molü kaç gramdır diye orantı yaparsak sonuca ulaşmış oluruz. 29,4 gram olduğu çarpma işlemi yapılarak bulunabilir. Devam ediyoruz arkadaşlar. 1 molarlık 100 mililitrelik NaOH çözeltisine 12 gram daha NaOH katısı ekleniyor. Çözeltinin hacmi değişmediğine göre çözeltinin değişimi kaç molar olmuştur diyor. Bu soruda önce çözeltide başta kaç mol madde çözülmüş onu bulalım. Hemen değerlerini yerine yazalım. Molarite eşittir. M bölü hacim 0,1. Molü, NaOH'ın molü buradan 0,1 çıktı. Bunun üzerine biraz daha NaOH ilave ediyormuşum. 12 gramı kaç moldur onu bulalım. 1 molü 40 gram olduğuna göre 12 gramı 0,3 moldur. 0,3 molü daha ilave edersek en son toplam 0,4 mol madde olacaktır. Yeni molariteyi bulacak olursak molümüz 0,4. Hacmimiz değişmediği için yine 0,1 olacaktır. Sadeleştirmelerimizi yaparsak 4 molar yeni çözeltimizin derişimi çıkacaktır arkadaşlar. Bu da molalite derişim birimi olarak geçiyor gençler. Molalite 1 kilogram çözücüde çözülmüş olan maddenin mol cinsinden miktarına molalite deniyor arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken nokta gençler çözeltinin kütlesi değil çözücünün kütlesinin kilogram cinsinden alınmasıyla bulunuyor. Bu birime dikkat edeceksiniz. Molariteyi küçük M harfiyle gösteriyoruz. Molalite M. Kütle ile karışmasın diye bazen üzerine çizgi de çizebiliyoruz arkadaşlar. Eşittir M bölü kilogram diyebilirsiniz. Böyle bir formüle edebilme şansınız da var arkadaşlar. Bununla ilgili soruları çözdükçe daha rahat anlayacaksınız arkadaşlar. Hemen sorusuna bakalım. 29,4 gram H2SO4'ün yani sülfürik asidin 600 gram suda çözülmesiyle oluşan çözeltinin derişimi kaç molal olur diye bir soru sorulmuş. Hemen molalitenin formülünü yazıyorum. Molünü bulalım önce bunun. Molü kaç grammış? 1 molü 98 gramsa 29,4 gramı
Orantılarsak 0,3 mol olur. 3 ile çarpıp 10'a bölmüştür. Molünü bulmuş olduk. 0,3 mol. Hemen yerine yazıyoruz. 0,3 bölü. Çözücünün kütlesi de 600 gram. Gram değil, kilogram alacağımız için bunu da kilograma çeviriyorum. 0,6 böldüğümüz zaman 1 bölü 2. O da eşittir 0,5 molal olacaktır arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. 6. soru olacak. Burada 15 gram su ile hazırlanan NaOH yüzeltisinin derişimi 3 molalmiş. Buna göre çözülmüş olan NaOH kaç gramdır diyor. O zaman önce NaOH'ın molünü bulalım arkadaşlar. Molünü bulduktan sonra gramına geçiririz. Yine molalite formülünden m bölü kilogram formülünde yerine yazacağız. Molalitesi belliymiş zaten. 3 eşittir. M bölü kilogramını bulalım. 0,15'tir. 0,15'i molal ile çarparsak NaOH'ın molünü bulmuş oluruz. N NaOH eşittir 0,45 mol olur. Bu 0,45 molün gramına geçerken 1 mol 40 gramdır. 0,45 molü kaç gramdır dediğimiz zaman, matematiksel işlemleri yaptığımız zaman 18 gram NaOH çözüldüğü görülecektir arkadaşlar. Devam edelim. Bir soru daha. 38 gram magnezyum klorür kullanılarak 0,5 molal çözelti hazırlanmakta. Çözeltide kullanılan su kaç gramdır diyor. Yine aynı hikayeye dönmüş gençler. 0,5 molal eşittir. Bunun molünü bulalım. 95 olduğuna göre molü olarak hesaplandığı zaman 1 mol yazalım bunu. Rakamlar katı değil gibi. 1 mol 95 gramsa 38 gramı kaç moldür diye orantı yaparsak 0,4 mol olduğu gözükecektir. Molünün 0,4 olduğunu biliyorsam kilogramını bulurum. Yani en suyu bulurum. Suyun kilogramını bulacağız. Özür diliyorum. Kaç gram kilogram olduğunu bulacağız. MH2O gram cinsinden, kilogram cinsinden H2O'yu bulacağız. Yapılan işlemlerde H2O'nun kütlesinin 0,5 bölü 0,4'ten 0,8 kilogram olduğu açığa çıkacaktır. Gram cinsinden istediği için bu kilogramdır. Grama çevirirsek de 800 gram olduğu gözükecektir arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Çözeltileri nasıl hazırlıyoruz gençler? Çözelti hazırlamada bazı kurallar var, hatalar yapılmaması adına. Şöyle bir örneğin diyor, 1 molar 100 mililitrelik NaOH sulu çözeltisini hazırlarken önce bunun ne kadar NaOH ihtiyacı olduğunu hesaplayacağız. Molariteden hesapladığımız zaman 1 eşittir m bölü 0 diyinden 0,1 mol NaOH kullanmamız gerektiği açığa çıkacaktır. Çözeltisine 0,1 mol NaOH kullanacağımıza göre bunun kaç gram olduğunu hesaplamamız lazım. NaOH'ın MA'sı 40'tır. 40 ile çarparsak 4 gram NaOH içerdiğini, yani ihtiyacımız olduğunu bulacağız. Çözelti hazırlarken çözeltimizin hacminin 100 mililitre olduğu düşünülürse elimize 100 mililitrelik bir balon jüji alacağız. Yarısına kadar su doldurmamız gerekiyor genellikle. Yarısına kadar su doldurup içine tuzumuzu, yani 4 gram NaOH'ımızı artıp çözeceğiz. Ondan sonra tekrar üzerine su ilave edilerek hacmini toplam 100 mililitreye çıkaracağız. Burada düşmememiz gereken hata şu gençler. 100 mililitre su alıp üzerine 4 gram tuz eklersek molaritemiz 0,1 molar olmayacaktır. 1 molar olmayacaktır. Çünkü ilave ettiğimiz tuz hacmi biraz arttıracağı için hacmi 100 mililitrenin üzerine çıkacaktır. Onun için 50 mililitre su alıp tuzu çözdükten sonra su ilave ederek 100 mililitreye, yani çözeltinin toplam hacminin 100 mililitre olmasını sağlamamız gerekiyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi önceden hazırlanmış bir çözelti kullanılarak başka bir çözeltinin hazırlanmasını inceleyelim. Örneğin diyor, yoğunluğu 1,19 gram bölü mililitre olan kütlece %37 HCl çözeltisini kullanarak 1 molarlık 500 mililitrelik HCl çözeltisi hazırlayacağız. Önce ne kadar HCl'ye ihtiyacımız var, molariteden onu buluyorum, mol cinsinden buldum. Sonra da mol formülünden yerine yazarak ne kadar kütle olarak HCl'ye ihtiyacım olduğunu buldum. Eğer saf HCl olsaydı 18,5 gram alacaktım ve 500 mililitreye tamamlayacaktım. Ama saf değil de %37'lik olduğu için 100 gramlık çözeltide 37 gram HCl varsa 18,5 HCl olması için çözeltinin kaç gram olması gerektiğini onu buldum. Ve çözeltinin 50 gram çözelti olması gerektiğini buldum. Çözeltinin sıvı yoğunluğu olduğu için hacim formülünden çözeltinin kütlesinin 50 olduğunu yazdım. Ve öz kütle formülünden hacminin 42 olması gerektiğini de
gördük arkadaşlar burada. Buna göre değişik çözeltiden 42 mililitre alınacak. Balon jöjeye 500 mililitrelik çözelti hazırlanacağı için balon jöjenin 500 mililitre olmasını sağlayacağım. Önce balon jöjeyi yarıya kadar su dolduracağım. Üzerine HCl ilave edilerek 42 mililitre HCl'yi ilave edeceğim. Sonra da üzerine su ilave ederek 500 mililitreye kadar balon jöje hacmi tamamlanmış olacak. Bunun bir diğer çözümü de arkadaşlar formüldür. Daha basit yollar çözümüdür. Öz kütle ile yoğunluk arasında bir ilişki var. Molarite eşittir yüzde çarpı öz kütle çarpı 10 bölü MA diye bir formül var. Burada molariteyi bulmak çok basittir çözeltide. Molariteyi de değerlerini yerine yazdığınız zaman 11,9 molar değişik HCl çözeltisini alıp üzerine su ilave edip 0,1 molarlık 500 mililitre, şurayı yanlış yazmış, 1 molarlık 500 mililitre bir çözelti elde edebiliriz. Formülümüzde çözeltilerin serelme derişme formülünden M1 V1 eşittir M2 V2 formülünde yerine yazacağız. 11,9 molaritelik bir çözelti alacağız. Üzerine su ilave ederek 500 mililitreye tamamlayacağız ve son molarite de 1 olacak şekilde ayarlayacağız. Ve çözeltinin hacminin 42 mililitre olduğu gözükecek. Yukarıdaki formülü düzenleyecek olursak şöyle de yazılabilir bazı kitaplarda. Mama M çarpı MA eşittir 10 çarpı yüzde derişim çarpı D şeklinde de yazılabilir. Kodlayacak olursak mama uncuda şeklinde de kodlayabiliriz arkadaşlar. Bir soru var bu formülle ilgili. Formül önemli çünkü gençler. Üniversite sınavında iki tane soru aynı formülle çıkmıştı. Kütlece %49'luk H2SO4 çözeltisinin yoğunluğu 1,8 gram bölü mililitreymiş. Çözeltinin derişimi kaç molar olur? Hemen MMA eşittir 10 çarpı yüzde C çarpı D şeklinde yazabiliriz demiştik. Molaritesini istiyor zaten. Molarite eşittir. MA'sı 98 eşittir. 10 çarpı yüzde derişimi 49 çarpı öz kütlesi de 1,8 olduğuna göre 49 ile 98'i sadeleştirdik. 2. 2 ile 10'u sadeleştirdik. 5. 5 çarpı 1,8 dediğimiz zaman molaritenin buradan 9 molar olduğu açığa çıkacaktır arkadaşlar. Formül önemli arkadaşlar. Mama uncu da unutmuyoruz. Başka bir soru altı. 250 mililitre 0,5 molar alüminyum sülfat çözeltisi nasıl hazırlanır diye bir soru sormuş. Önce yine aynı mantıkla da çözeceksek çözeltinin ne kadar gram alınmasını bulmam lazım. Onun için de molünü bulmam lazım. Molünü formülde yerine yazacak olursak M bölü 0,25'ten molünün 0,125 mol olduğu gözükecektir. 0,125 molü kaç gramdır onu bulalım. 1 mol alüminyum sülfat MA'sı hesaplanacak olursa 342 gram olduğu görülecektir. Şunun MA'sı hesaplanırsa 342 gram olduğu görülecektir. 1 molü 342 gramsa arkadaşlar 0,125 molü kaç gramdır derim. Buradan gramını bulduğumuz zaman 42,75 gram alüminyum sülfat gerekiyor. Alüminyum sülfat gerekiyor arkadaşlar. 42,5 gram alüminyum sülfatı aldıktan sonra bir balon jüceye koyacağız. 250 mililitrelik bir balon jüceye. Yarısına kadar su doldurduktan sonra üzerine alüminyum sülfat tuzundan 42,75 gram ilave edeceğiz. İyice çözdükten sonra üzerine su ilave ederek hacmini 250 mililitreye tamamlayacağız. Başka bir soru daha. Kütlece %60'lık HNO çözeltisinin öz kütlesi 1,4'müş. Yine molaritesini bulmuş. Aynı formülden bir soru daha çözülmüş. Hemen formülünü yazıyorum. Mama uncuda. Mama uncuda diye de kodlamıştık. Molariteyi istiyor. MA'sını vermiş 63. 10 çarpı yüzdeyi de vermiş 63. Çarpı öz kütle 1,4. Rakamlar da güzel. Molaritesinin hemen 14 olduğu açığa çıkacaktır arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir soru daha, 11. soru var. Şuraları temizleyeyim. Bir reaksiyonda 0,3 molar 1 litre magnezyum hidroksit çözeltisini nötrleştirebilmek için 0,3 molar HCl çözeltisinden kaç litre kullanılmalıdır diyor. Şimdi litresini bulabilmek için molarite eşittir M bölü V'den. Molaritesini biliyorum. Litreyi bulmak için mutlaka mol sayısını bulmam lazım. Mol sayısını da denklemden bulacağım arkadaşlar. Denklem için de magnezyum hidroksitten yararlanarak bulacağım. Önce magnezyum hidroksitin molünü bulalım. 0,3 eşittir M bölü 1'den
molünün 0,3 mol olduğu gözükecektir. Magnezyum hidroksit 0,3 mol ise 1'e 2 olduğu için HCl'nin molü de 0,6 mol olacaktır. Hemen bunu getirip formülün de yerine yazacağım. 0,3 eşittir. Molü belli. 0,6 bölü V dediğimiz zaman V'si eşittir. 0,6 bölü 0,3'ten 2 litre çıkacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, örnekleri, konu anlatımı bitti. Örneklerden birkaç tane soru çözelim. 6. sözlüğü çözelim. Örneğin 6. soruda 400 ml 4 molarına sodyum nitrat çözeltisinin derişimini 1 molar yapabilmek için kaç mililitre su ilave edilmelidir? Çözeltinin seyrelmesi derişmesi hikayesinde şu formülü kullanabilirdik gençler. Bu formülü kullanmayı da öğretelim bu soruda. İlk molaritesi 4 molariteymiş. Hacmi de 400 mililitreymiş. Burada mililitre kullanabilirsiniz eşitlik olduğu için. Son molaritesi 1 molarmış. Son molaritesi 1'miş arkadaşlar. Ya da buraya M son V son da diyebilirsiniz. Son molaritesi 1'miş. Son hacmini istiyorum ben. Son hacmi 4 çarpı 400'den son hacminin 1600 mililitre olduğu gözükecektir. Bizde kaç mililitre suyla eklenmelidir diyor. 400 mililitre zaten vardı. 1600 olabilmesi için ne kadar gerekli? Farkını alırsam 1200 mililitre su ilave edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Devam edelim diğer sayfaya. 10. sorumuz var arkadaşlar. Burada 10. soruyu da çözelim. Yine aynı mantıkla bir soru var. H2SO4 tepkimesine göre 0,2 molar 100 ml H2SO4 sulu çözeltisiyle 0,4 molar kaç mililitre NaOH sulu çözeltisi artansız tepkimeye girer diye bir soru var. Artansız tepkimeye girmesi için yine molleri bize lazım olacak. H2SO4'ün molünü bulacak olursak şuraya yazalım. 0,2'den N eşittir 0,02 olacaktır. Şu 0,02 ise bunun 2 katı kadarına OH gerekeceği için 1'e 2 girdiği için bunun da 0,04 mol olması gerekiyor. Artansız girmesi için mililitresini soruyor. Molaritesi belli. 0,4 eşittir. Molünü buldum. 0,04 bölü V hacminde. V'yi bulacak olursak 0,04 bölü 0,4 diyecektir. Bu da 0,1 litre çıkacaktır. Bizden ise mililitre istediği için Edirne şıkkı doğru cevabımız olacaktır arkadaşlar. Devam edelim. Birkaç soru daha çözelim. Bir ileri daha gidelim. 11. soru var arkadaşlar. 11. soruyu da burada çözelim. 1x tuzunun T santigraddeki sudaki çözünürlüğü 80 gram bölü 100 gram sudur. Şuraya gramını alalım buraya. Yani 100 gram su en fazla 80 gram tuz çözüyormuş. Aynı sıcaklıkta 48 gram tuz ve 60 gram su ile hazırlanan çözelti ile ilgili hangileri doğrudur sorusunu sormuş. Öncelikle 60 gram su normalde ne kadar tuz çözer ona bulalım. 80 gram tuz çözüyorsa buradaki orandan buluyorum. 60 gram su ne kadar tuz çözer dersem sadeleştirdiğim zaman 48 gram tuz çözdüğü gözükecektir gençler. Zaten 48 gram tuz attığım için tuzun tamamını çözecektir ve doygun hale gelecektir. O zaman bir miktar daha x tuzu çözebilir diyemeyiz. Çünkü tamamını çözüp doygun hale geldiği için artık daha tuz çözmeyecektir. Doygundur şıkkı o zaman doğru olacaktır. Kütlece %80 nedir? Bakalım 180'de 80 tuz çözüyorsa bizim çözeltimizde 108 gram çözeltimiz. Bu orantıyı çözeltimize göre yapacak olursak 108'de 48 çözüyorsa yüzde kaçlıktır derdiğimiz zaman 80'lik çıkmayacağı gözükecektir burada arkadaşlar. Onun için bu şık da yanlış oldu. Doğru cevabımız yalnız 3 şeklinde oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar başka bir soru daha çözelim. Üçüncü soruya bakalım arkadaşlar. Benzer çözel ilkesine göre verilen madde çiftlerinin hangileri birbiri içinde iyi çözülmesi benzenir? Buradaki kural polar maddeler, polar çözücülerde apolar maddeler, apolar çözücülerde çözünür ilkesiydi. Bunlarda maddelerin polar ya da apolar oldukları size verilmiş zaten. H apolar, su ise polar olduğu için apolar polarda çözülmeyecektir. NH3 polardı, H2O da polardı. Polar polarda çözüneceği için İkinci şık çözünecektir. Üçüncüye bakıyorum. Apolar. Bunlar da birbiri içinde çözünecektir. Cevabımız Diyarbakır şıkkı olacaktır.
Devam edelim arkadaşlar. Son olarak 12. soruya da bakalım arkadaşlar. Molalite sorusu. Alüminyum nitrat katısı kaç gram suda çözünürse oluşan çözel etkinliği nitrat iyonunun molal değişimi 1,5 molar olur demiş. Burada gençler önce bileşiğin molalitesini bulalım. Alüminyum nitratın iyonlarını ayrıştırırsam alüminyum artı 3, 3 tane de nitrat eksi 1 iyonu şeklinde açılacaktır. Bunun molalitesi 1,5 olduğuna göre alüminyum nitratsa 1'e 3 olarak geliştiği için 0,5 molal olur. 0,5 molal olduğuna göre buradan suyun molalitesini bulabilirim. 0,5 molalite eşittir. Bunun molünü bulmam lazım. Önce bunun molünü bulalım. 1 mol alüminyum sülfat 42,6 bölü. Bunun MA'sını bulacak olursak topladığımız zaman, çarpıp topladığımız zaman totalde 213 olduğu görülecektir. Ve bunun da 0,2 mol olduğu açığa çıkacaktır arkadaşlar. Bulunacaktır. Molalitesinin molünü de yazarsam 0,2 bölü kilograma m kilogram olarak buraya yazarım. İşlemi yapacak olursak m kilogram cinsinden suyun cinsinden 0,2 bölü 0,5'tir. Su cinsinden o da 0,4 kilogramdır. Bizden gram cinsinden istediği için 400 gram olacaktır bu da arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Bu adımımızı da burada bitiriyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki adımlarda görüşmek üzere.